Daha önce S-400 alınmasına karşı çıkan CHP yönetimi, şimdi de Su-57 veya başka silahların alınmaması gerektiğini savundu. Türkiye'nin NATO'ya bağlılığının devam ettirilmesi istendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rus lider Vladimir Putin arasındaki savaş yeti sohbeti CHP'yi rahatsız etti. Onun için bu görüşmelerin sadece bir iki şahıs arasındaki hoş bir sohbet olarak kalmasını ve ileriye dönük olarak Türkiye'nin bu şekilde tercihlerini farklı bir yöne doğru değiştirecek adımlar atmamasını temenni ediyoruz. Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den geldi. Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. S-400'lerle ilgili tartışmaları hepimiz canlı bir şekilde yakından izledik. Ve bunun yarattığı sakıncaları hem Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizde hem diğer NATO üyesi olan ittifak mensubu müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde gördük. Erdoğan'la Putin, Rusya'da düzenlenen MAX 2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuar alanında ve sonrasında yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi mesajları verildi. CHP'li Çeviköz ise bu mesajlardan endişe duyduklarını söyledi. Şu anda savunma sanayi müsteşar teşkilat başkanımı burada bırakıyorum. Eğer Türkiye NATO yükümlülükleriyle uyumlu olmayan bir takım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımaları olacağından endişe duyuyoruz. Çeviköz'ün rahatsızlığı savunma alanıyla sınırlı kalmadı. Enerji konusunda da iki ülkenin menfaatine olan projeleri hedef aldı. Rusya bir yandan Akkuyu Nükleer Santrali, bir yandan Türk Akım Boru Hattı projesiyle Türkiye üzerinden enerji ağını genişletiyor.